Canlarım selam! Zero Matematik kampımızın geldik ikinci adımına. Çok uzun bir adım olmayacak. Bundan sonraki üçüncü adım bir tık bundan daha böyle hareketli bir adım olabilir. Çıkarma işlemini konuşacağız sizlerle. Çıkarma işleminde aslında çok fazla bir kavram yanılgısı olduğunu düşündüğüm bir kısmı sizlere anlatacağım. Çünkü çıkarma işleminde aslında ufak bir yerde iki işlemin çarpımı var. Daha doğrusu işaret çarpımı ile ilgili bir durum var. Bu durum aslında çıkarma işleminde çarpmayı öğrenmediğimiz için bir yanılgıya ya da ezbere götürebiliyor bizi. Ondan bahsedeceğim ve çıkarma işlemiyle alakalı söylemek istediklerimi söyleyeceğim. Ama şunu da söylemek isterim. Aslında birinci adımın sonunda çıkarma işlemini hani zıt işaretli olanlarda büyükten küçüğü çıkartıp büyük olanın işaretini koy demiştik ya. Aslında orada da çıkartma işlemini yapmıştık. Burada birazcık onların hem bilinmeyenlerini hem de daha fazla adımlarını da ya daha doğrusu bir, bir araya gelmiş daha çok sayı. Hani orada iki tane sayıdan bahsetmiştik. Burada 3 sayı ee, bilinmeyen 3 sayı, 4 sayı, 5 sayı, 6 sayılı işlemleri de konuşmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi Zero Matematik video kitabımızdan ilerliyoruz biliyorsunuz ki. Hemen sayfa 7'yi açıyorsunuz benimle beraber. İkinci adım sadece sayfa 7'nin sorularını içeriye olacak arkadaşlar. 7'yi konuşacağız ve çıkarma işlemini bitireceğiz. Bundan sonraki 3. adımda da ki bu bizim Zero testlere geçmeden önceki son adımımız olacak toplama çıkarmayla alakalı. 8 ve 9'u yapacağız. Burada biraz da beceri temelli yeni nesil tarzda sorularda karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi Zero Matematik kampında ikinci adım çıkarma işlemine başlayayım. Vallahi bu, bu iş böyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Matematiğe sıfırdan başlıyorum dediniz. Bugün ikinci adım. Yarın bakacaksınız. 20. adım. Ondan sonra bir bakacaksınız. 120. adım. Sonra bir bakacaksınız. Kampımız noktalanmış. O yüzden zamanı durduramıyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor. Zamanı yakalamak ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Şimdi çıkarma işlemi. Bir sayının önünde iki farklı işaret olduğunda çarpılıp tek işarete çevrilir. Bakın burası çok önemli bir özellik. Burası çıkarma işleminde en dikkat edilmesi gereken özelliklerden bir tanesi. Bazen iki tane farklı işaret ya da aynı işaret de olabilir. Bunlar yan yana geliyorlar bazen. Nasıl oluyor mesela? 3 eksi 5 eksi diye iki işaret görüyoruz. Ya da 3 eksi artı 5 diye bir iki işaret görüyoruz. Ya da 3 artı eksi 5 diye iki işaret görüyoruz. Eğer iki işaret yan yana gelirse bakın yan yana gelmiş yan yana gelmiş ve de yan yana gelmiş. Bu işaretleri teke düşüreceksiniz. Bunun da yolu yan yana gelen iki işareti ne yapmak? Çarpmak. Peki işaretler nasıl çarpılıyor? Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı da eksi. Yani zıt işaretlerin çarpımları eksi. Artı ile artının çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı artı. Yani aynı işaretlerin çarpımı artı bak. Aynıları çarptım. Artı artı aynı, eksi eksi aynı. Çarpınca artı geldi. Zıt işaretleri çarptım. Biri artı, biri eksi. Çarpınca eksi geldi. Biri eksi, biri artı. Çarpınca eksi geldi. Zıt işaretlerin çarpımı eksi, aynı işaretlerin çarpımı artı. Şimdi baktığım zaman bu iki tane aynı işaretli yan yana gelmiş. Bunları çarpınca ne olur? Artı. O zaman aslında burası 3 artı 5'tir. Yani bu 2 eksi çarpılınca artıya döner ve buraya 3 artı 5 yazarız. Peki 3 artı 5 kaç? 8. Oo, kral. Buraya bakalım. 3 eksi artı 5. Bak eksi ile artı yan yana gelmiş. 2 işaret aralarında bir sayı yok yan yana gelmişler. 2 işaret yan yana geldiyse bu işaretler çarpılacak. Peki eksi ile artıyı çarpınca zıt işaretleri çarpınca ne oluyordu? Eksi. O zaman aslında orası 3 eksi 5. 3 eksi 5'i nasıl yapıyoruz? Büyükten küçüğü çıkarttım. 2. 5'in işareti eksi. 3'ün işareti artı. Hangisi büyük? 5. O zaman 5'in işaretini alır. Yani eksi 2 olur. Buraya geldim. Artı eksi bu sefer yine artı ile eksi yan yana gelmiş. Solda artı var sağda eksi var fark etmez ki. Biz eksi çarpı artıya da eksi dedik. Artı çarpı eksiye de eksi dedik. Zıt işaretli işaretlerin çarpımları eksi. Dolayısıyla ben buraya yine yukarıdaki gibi 3 eksi 5 diyeceğim. Bu ikisinin çarpımını yukarıda yaptığım gibi eksi yapmış oldum. E 3'ten 5 çıkarınca yukarıdaki gibi sonuç kaç çıkacak? Eksi 2 çıkacak. Mevzuyu anladınız değil mi? İşte mevzu buranın üzerinden ilerleyecek. Tamam mı? Burada da notumuz bak üstüne basa basa da söylüyorum. İki farklı işlem işaretin çarpımı eksidir. Artı çarpı eksi veya eksi çarpı artı. İki tane aynı işaretin çarpımı da artıdır. Artı çarpı artı artıdır. Eksi çarpı eksi de artıdır. Tamam mı canlarım? Şimdi gelin Gelin. Burada herhangi iki tane işaret yan yana gelmiş mi? Ben öyle bir şey göremiyorum. 12 9. 12'den 9'u çıkart diyor. Peki 12'den 9'u çıkartırsam zaten direkt var 3. Bunda hiçbir problem yok. Buraya geldim. 18 eksi 3. Bak burada iki tane eksi yan yana gelmiş. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artı. O zaman aslında burada 18 artı 3 yazıyor. 18'de ile 3'ü topladığımız zaman da ne yapar? 21. Çok güzel. Şimdi buraya bakalım. Hocam burada işler biraz karışmış. Dur sakin ol. Şimdi burada bir eksi 4 var. Şimdi şurada bir şey gördüm bak. Burada şurada bir problem yok. Burada iki tane işaret yan yana gelmemiş. Ama bak burada iki tane işaret yan yana gelmiş. Eksi ile eksi. Eksi ile eksi çarpımda artı yapar. Yani orası şöyle bir şey aslında. Eksi 4, eksi 2, artı 3. Şimdi ben bu üçlüleri ikişer ikişer halletme taraftarıyım. Önce eksi 2 ile eksi 4'ü halledelim. Eksi 2, eksi 4 ne demek? İkisi de aynı işaretli. İkisi de aynı işaretli olduğu zaman toplama yapıyorduk. 4 ile 2'yi topla 6. Önlerinde eksi var. Eksi 6. Yani o ikisinden eksi 6 geldi. Yanında da artı 3 var. Şimdi bunlar da zıt işaretli oldular. 1'e eksi 1 artı. Zıt işaretle çıkarma yapıyoruz. Büyük 6. Küçük 3. Büyükten küçüğü çıkarttım. Yani 6'dan 3'ü çıkarttım. Ne geldi? 3 geldi. Önünde ne var? Birinin eksi birinin 6 var. Hangisini alacağız? E tabii ki eksi olanı alacağız. Çünkü 6 3'ten daha büyük. Hangisi büyükse onun işaretini alacağız. Cevabımız eksi 3 olacak. Tamam mı? Bir aşağıya geldim. Yine iki tane eksinin yan yana geldiğini görüyorum. Bir burası bir de burası. İki tane eksi yan yana gelirse ne olur arkadaşlar? Art olur. Tamam mı? Ya artı olur orası. Şöyle olur o zaman. Eksi 20. Aaa. 10. Burada da iki tane işaret yan yana gelmiş. İki tane eksi yan yana gelmiş. Onlar da artı olacak artı 1 olacak orası. Eksi ile eksi yan yana gelmiş. Burası da artı 4 olacak. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bakın önce şu ikisini halledelim. Bu ikisi çok kolay çünkü. Artı 1 artı 4. Yani 1 artı 4. Orası 5. Eksi 20 başta duruyor. Yanlarında da ne var? Artı 5 var. İşte burayı yapacağız şimdi. Biri eksi, biri artı. İki tane zıt işaretli varsa işlemde o zaman çıkarma işlemi yapacağız. Büyükten yani 20'den küçüğü yani 5'i çıkarttım. 20'den 5'i çıkartınca ne yaptı? 15 yaptı. Peki işaret ne koyacağım? 20 daha büyük olduğu için 20'nin işareti de eksi olduğu için eksi 15 yazdım. Tamam cevap eksi 15 olacak. Devam ediyorum şimdi. Bir aşağıya indim. Bak iki tane yine aynı işaret yan yana gelmiş görüyor musun? İki tane aynı işaret. Eksi eksiği ne yapacak? Artı yapacak. Eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman orası şöyle oldu bak. Eksi 30 artı 5. Aha iki işaret de buradan yan yana gelmiş bak. Artı ile eksi yan yana gelmiş. Artı ile eksinin çarpımı nedir? Eksi. O zaman buraya da ne yazacağım arkadaşlar? Eksi 8 yazacağım. Çok güzel. Bak şimdi. Burada 2 2 ilerleyelim. İstersen birinci ile üçüncüyü al. İstersen birinci ile ikinciyi al. İstersen ikinci ile üçüncüyü al. Hiç fark etmez. Gel birinci ile ikinciyi alalım direkt. Eksi 30 artı 5. Nedir eksi 30 artı 5? 30'dan 5'i çıkarttım, 25. Büyük olanın işaretini koydum, eksi 25. Yanında ne var? Eksi 8 var. A, iki tane aynı işaret. İki tane aynı işaret olduğu zaman toplama işlemi yapıyoruz. 25 ile 8'i topladığım zaman ne yapar arkadaşlar? E, 33 yapar ve İkisinin de işareti eksi olduğu için önüne eksi koyarız. Cevabımız eksi 33 olur. Anlaştık mı? Geldim şimdi bir aşağıya. Hemen buna bakıyorum. 40 eksi eksi 2 eksi eksi 3. Bak burada da iki tane eksi yan yana gelmiş. Burada da iki tane eksi yan yana gelmiş. İki tane işaret yan yana gelirse onları çarpıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman o soru şuna dönüyor aslında. 40 eksi ile eksinin çarpımı artı 2 ile eksinin çarpımı artı 3. Yani 40 artı 2 artı 3. Bu hepsi artı olduğu zaman zaten keşke böyle çıksa değil mi? Öyle en basiti çünkü. 40 ile 2'yi topla 42. 42 ile de 3'ü topladığın zaman ne yapıyor? 45 yapıyor. İşte sana bütün hepsini çözmüş oldum. Tamam mı? Bu şekilde adım adım ilerlersen hızlanman çok daha kolay olacak. Şimdi örneklerle başlıyorum. Aslında bu bizim verdiğimiz özelliğin bir alıştırmasıydı. Yani özelliğin alıştırmasıydı. Şimdi örnekler. 18 20 işleminin sonucu kaçtır? Bir tanesi artı Hocam hiçbir şey gözükmüyor ama bir sayının önünde bir işaret gözükmüyorsa orada gizli artı vardır. Artı 18 eksi 20 zıt işaretliler. Zıt işaretlilerde çıkarma yapılıyor. Büyükten yani 20'den küçüğü yani 18'i çıkarttım 2 geldi. Ama küç, e, büyük olanın işaretini yazacağım. Büyük olan 20 olduğu için 20'nin işareti eksi. O yüzden cevabımız eksi 2 olacak. Tamam mı? Hemen kafanda bunu kodluyorsun bak. E, artı 18 eksi 20. Zıt işareti çıkarma yapacağım. 20'den 18 çıkarttım. 2 ama 20'nin işareti eksi daha büyük 20 18'e göre o zaman eksi 2 diye kafanda kodluyorsun direkt. Buraya geldim bak. Eksi 5, eksi 8, eksi 10, eksi 6. Şimdi buradaki bütün sayıların 4 tane sayı var burada. Eksi 5, eksi 8, eksi 10, eksi 6. Hepsinin işareti eksi. Değil mi? Hepsinin işareti eksi. Dolayısıyla 2 tane işaret yan yana da gelmemiş. Çarpma martma da yapmam gerekmiyor. Burada yapacağım tek hareket hepsi eksi olduğu için yani hepsi aynı işaretle olduğu için alayını toplayacağım bunların. Yani 5 ile 8'i toplayacağım. 13. Bir 10 ekleyeceğim. 23. Bir 6 daha ekleyeceğim. 29. Ve hepsinin işareti eksi olduğu için önüne eksi koyacağım. Cevabımız eksi 29. Tamam mı? Var mı problem? Yok. Güzel. Şimdi 2'yi de hallettik. 1 tamam. 2 tamam. 3'e geldik şimdi. Bak. Bu sefer Az önce örnek 2'de 4 sayı vardı. Burada 5 sayı var. Hiçbir şey fark etmez. Yine bütün hepsinin işareti aynı. Ve yine 2 tane işaret yan yana gelmemiş. Ne yapacağım? Hemen bakıyorum. Eksi, 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 hepsi eksi, eksi mi? Tamam. O zaman hepsinin işareti aynı diyebilir miyim? Diyebilirim. Hepsinin işareti aynıysa toplama işlemi yapacağım diyebilir miyim? Diyebilirim. Bak işaretler aynıysa toplama işlemi yapıyoruz. İşaretler zıtsa çıkarma yapıyoruz. İşaretler aynı. O zaman toplama işlemi yapıyorum. 4, 6 daha 10. 3 daha 13. 7 daha 20. 8 daha 28. O zaman buraya 28 yazdım. Hepsinin işareti eksi olduğu için de a buraya eksi yapıştırdım. Bunlardan bir tanesi bile artı olursa işler değişir. Onu zaten konuşacağız ilerleyen sorularda. Geldim örnek 4'e. Bak şimdi. Bu sefer bir parantez içinde işlem verilmiş. İşlem önceliğine değineceğim arkadaşlar. İşlem önceliğine 4 işlemi size verdikten sonra değineceğim. Ama burada bu soru için özellikle söylemek istiyorum ki önce parantezin içi halledilir. Parantez önceliklidir arkadaşlar tamam mı? Öncelikle parantez içindeki işlemi bir hallet. Ondan sonra yoluna devam et. Zaten parantez içindeki bu altını şu anda kırmızıyla çizdiğim işlem tanıdık bir işlem. Hepsinde eksi var. Toplama yapacağım. Başlarına eksiği koyacağım. 40, 5 daha 45. 4 daha 49. 6 daha 55. 8 daha 63. Bu parantez içindeki yerin sonucu 63. Ama eksi 63. Çünkü hepsinde eksi var. Güzel. Yanında eksi 5 var. Yanında eksi 10 var. E yine hepsi eksi. O zaman toplamaya devam edeceğim. 63, 10 daha 73. 5 daha 78. Ama bunların hepsi eksi olduğu için önünde eksi var. Cevabımız eksi 78 olacak. Anlaştık mı? Problem yok. Şimdi geldim buraya. 100 eksi eksi a eşittir 60 sa a kaçtır? Aslında basit bir denklem çözeceğiz. Ama tabi denklem çözme adımlarına girmeden bunu toplama çıkarma metotlarıyla size göstermeye çalışacağım. Bir kere bu soruda iki tane işaret yan yana gelmiş. İki işaret yan yana geldiyse önce o işaretleri ne yapıyorduk? Az önce konuştuk demin anlattım. Çarpıyorduk bunları. İki işaret yan yana gelirse çarpıyoruz. İki işaret yan yana gelmiş. Eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman aslında orada şu yazıyor. 100 artı a eşittir 60. Şimdi bak burada kritik bir durum var. Bu, bunu iki türlü çözebilirsin. İki türlü. Birinci çözüm ee, değer verme, tahmin etme mantığı. İkinci çözüm de denklem çözme mantığı. Tahmin etme mantığı şu. 100'e 100'e Öyle bir sayı ekleyeceğim ki artı çünkü ekle demek sonuç 60 olacak. Şimdi kardeşim 100'e sayı ekleyerek 100'den küçük bir şey elde edeceğiz. Ne, ne olmalı bu sayı? Mesela bu A artı olsa pozitif bir şey olsa 100'ün üstüne bir şeyi eklediğin zaman mesela atıyorum 100'ün üstüne 30 ekle 130 olur. Ama 60 100'den küçük. Yani 100'e bir şey ekleyerek 100'ü küçülteceğiz. Yani aslında eklediğimiz şeyin negatif olması lazım ki zıt işaret geldiğinden çıkarma yapabileyim. Peki o zaman soru şuna dönüyor. 100'den ne çıkartırsam 60 olur. 100'den 40 çıkartırsam 60 olur. O zaman A'mız eksi 40 olacak. Negatif işaret vereceğiz ki artı 100 artı 100 Eksi 40'dan negatif işaret olduğu zaman çıkarma işlemi yapılır. 100'den 40 çıkarttım 60 ve büyük olanın işareti alınır. 140'dan daha büyük olduğu için cevabımız artı 60. Bu deneme metodu arkadaşlar. Bu deneme metodu. Bir de denklem çözme metodu var. O denklem çözme metodundaki anahtar nokta aradığın şeyi. Yani bilinmeyeni ki bu soru için bilinmeyen nedir? A'dır. Bilinmeyeni yalnız bırakma. Yani bilinmeyen sonuçta bakın 100 artı a eşittir 60. Burası eşitlik. Burası eşitliğin sol tarafı. Burası da eşitliğin sağ tarafı. Benim hangi taraf olduğu fark etmez. Bilinmeyeni bir tarafta yalnız bırakmam lazım. Ya sağda ya solda. Şimdi bilinmeyenimiz bizim zaten su eşitliğin solunda duruyor. Bu bilinmeyenin yanındaki yöresindeki ne varsa karşıya göndermem lazım. 100'ü denklemin karşısına gönderiyorum. Ve A burada artık yalnız kalıyor. Bak A burada kaldı yalnız. Sağ tarafta 60 vardı. 100'ü de bu 60'ın yanına gönderdim. Ama şunu unutmayın. Bir denklemdeki bir değeri o denklemin karşı tarafına gönderiyorsanız işaretini değiştirmek zorundasınız. Yani bu yüzü karşı tarafa, bu yüz artı ya artı yüz. Karşı tarafa gönderirken eksi yüz diye göndermek zorundasınız. Yani aslında otomatikman a 60 eksi yüz çıktı. 60 eksi yüz yani artı 60 eksi yüz. Buna zıt işaretler. Zıt işaretli de büyükten küçüğü çıkarttım 40. Küçük olan büyük olanın işareti eksi olduğu için cevabımız eksi 40. Her iki durumda da eksi 40'ı gördüğünüz gibi elde ettik. Tamam mı canlarım? Örnek 6 ile devam ediyorum. Gel şimdi. Diyor ki k eksi 20 artı 80 eşittir 180 ise k kaçtır? Hemen önce şu işlemi yapalım. Şurada gördüğüm işlemi. Eksi 20 artı 80 zıt işaretli. Zıt işaretli ise çıkarma yapacağız. 80'den 20'yi çıkarttım 60. 80'in daha büyük olduğu için işareti artı artı 60. Yani burası k artı 60 eşittir 180. Şimdi birinci yöntem şu. 60'a öyle bir şey ekleyeceğim ki sonuç 180 yapacak. 60'a ne eklersem 180 yapar? 120 eklersem. K çıktı işte artı 120. Ya da şöyle yapacağım. Hani K artı 60 180 ya. K artı 60 eşittir 180. Buradaki 60'ı karşı tarafa atarak bilinmeyeni bulmak istediğim şeyi yalnız bırakacağım. E K burada yalnız kaldı. Sağ tarafta 180 vardı. Bir de bunun yanına 60 geldi soldan. Ama eksi 60 olarak geldi. Artıydı. Eşitliğin bir tarafından başka bir tarafına gönderildiği için işareti değişti ve eksi oldu. Tamam mı? E o zaman buradan sonra ne yapacağım? K eşittir. 180'den 60 çıkarıyoruz zaten burada bir şey yok. 120 olacak artı 120 olacak tamam mı? Peki. Güzel. <laughs> Hallettik valla. Geldim buraya. Şimdi diyor ki sana bir işlem verdim diyor. Bu işlemin sonucunu bul diyor. Bu işlemin sonucunun 20 fazlasını al diyor. Bir de 5 eksiğini al diyor. Tamam. Şimdi önce bu işlemi bulalım. Bak. Eksi, eksi, eksi. Hepsi eksi. Hepsi aynı işaretli olduğu için toplama işlemi yapacağım. 38 ile 40'ı topladım. 78. 78'e de 5 eklediğim zaman 83. 83 ama eksi 83. Neden? Çünkü hepsi eksi. Bunun 20 fazlasını alacağız. Bir de 5 eksiğini alacağız. Çok güzel. Şimdi öncelikle eksi 83 artı 20 zıt işaretliler. 83'ten 20'yi çıkarttım 63. 83 20'den daha büyük olduğu için onun işaretini koydum eksi 63. Yanında da eksi 5 var. Aynı işaretler toplanacak. 63 ile 5'i topladım 68. İkisi de eksi olduğu için eksiyi koydum. Cevabımız eksi 68 olarak bulunmuş olacak. Çıkarma ya da çıkarma işleminin altında yaptığımız toplama bundan ibaret arkadaşlar. Ha, şimdi gel kamp programı. Toplama çıkarma işleminde toplama işlemini halletmiştik. Birinci adımda. Şimdi ikinci adımda bakın sayfa 7'nin bulunduğu yere bakın benimle beraber. İkinci adıma gelin. Tikimizi yine kırmızı kalemimizle atalım. Bakın bu tikleri atmak normalde çok yani atmasak olur yani. Yine öğrenmeye devam ederiz ama dediğim gibi matematik öğrenme işi bir süreç işi olduğu için ve çok da böyle az videolu, az sorulu bir kamp yapmıyoruz. A'dan Z'ye matematiği tam anlamıyla öğrenmeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. O yüzden nasıl ilerlediğinizi ve ilerlediğinizi hissetmenizi çok istiyorum. Yani bu bizim için önemli. O yüzden bunun bir süreç olduğunu böyle tiklerimizi ata ata görmek... ...bir süre sonra buraların hepsini doldurduğunda bizi kendimizi iyi hissettirecek. Bizim de kendimizi iyi hissetmemiz motive olmamıza sebep olacak. Ve matematik öğrenmenin en büyük gereksinimlerinden bir tanesi de gerekli motivasyonun içimizde olması. O yüzden ikinci adıma tik atmak belki bizim için küçük ama insanlık için çok büyük bir adım. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bundan sonraki adımda yani üçüncü adımda artık birinci ve ikinci adımdaki öğrendiğimiz her şeyi birleştireceğiz. Tamam mı? Orada şekilli sorular üzerinde bunları koy kullanmayı, grafikli sorular üzerinde bunları kullanmayı, bunların ikisinin de birbirinin içerisinde sorulacağı soru tarzlarının tamamını 3. adımda konuşmuş olacağız. Artık toplama çıkarma işlemi Temel olarak benim tarafımdan öğretildiği ve sizin tarafınızdan öğrenildi. Tamam mı canlarım? Üçüncü adımda Zero Matematik Kamp'ında toplama ve çıkarma işlemi karma çözümle beraber konu anlatımımız devam edecek. Üçüncü adımdan sonra 4, 5, 6'da da Zero Test'lere değineceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Üçüncü adımda görüşmek üzere.